Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 11. sınıf matematik güncel birinci dönem birinci yazılı sorulara karşınızdayız. Konularımız trigonometri ve noktanın analiti olacaktır. Hemen başlayalım. X elemanı reel sayılar olmak üzere. 3 artı sin kare x bölü 2 eksi kosinus x eksi 2 ifadesinin en sade halini bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar sin kare x var kosinus x var. Diyorum ki sin kare x'i şöyle hayal etsem sin kare x artı kos kare x bir değil miydi? Evet. Bunu biliyorum. Sin kare x'i yalnız bıraksam cos kare x karşıya gider. Sin kare x'in ne olduğunu bilirim. 1 eksi cos kare x olduğunu bilirim. Bakın kosinüs var kosinüs var. Bir işlem yapabilirim. 3 artı 1 eksi cos kare x ne olur? 4 eksi cos kare x olmaz mı? Olur. Aşağıda da 2 eksi kosinüs x var. Şimdi şu ifadeye bakın. 4 eksi cos kare x. Sanki şey gibi değil mi? A kare eksi B kare gibi düşündüğümüz zaman. A kare eksi B kare neydi? A eksi B ile A artı B'nin çarpımıydı. O zaman ben 4'ü A kosinüsü de B gibi düşünürsem eğer bunu nasıl yazabilirim? Evet 2 eksi kosinüs X çarpı 2 artı kosinüs X şeklinde yazarım. Bölü derim 2 eksi kosinüs olur. Anladık mı? Bakın A kare eksi B kare'nin yazılımı A eksi B çarpı artı B. Tamam. E zaten soru bize ona göre verilmiş. Bakın 2 eksi kosinus x de 2 eksi kosinus x birbirini götürür. Şimdi elimde ne kaldı? 2 artı kosinus x kaldı. 2 artı kosinus x. Şöyle kosinus x. Bir de eksi 2 var. 2 eksi 2 birbirini götürür. Cevabımız kosinus x olarak kalır. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor. Bir de bu a kare eksi b kareyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Bol bol soru çözülecek olacak inşallah arkadaşlar. Bakın bu tip sorularda öğrencilerin sevdiği sorular nedir? İçler dışarı çarpımı. Yani 3 ile bu ifadeye çarparız. 3 kere 2 6 sinüs x 3 kere 3 9 kosinüs x eşittir 5 sinüs x eksi 4 kosinüs x. Evet 5 sinüs x'i karşı atarsam sinüs x kalır. 9 kosinüs x'i de karşı attığımız zaman eksi 13 kosinüs x olur. Kotanjant. Kotanjant neydi? Kotanjant x. C ile başlıyordu. Yani kosinüs x bölü sinüs x değil mi? Buradan göremeyen arkadaşlar için sinüs x'e ben eksi 13k desem Kosinüs x'e de k desem aynı oran. E kosinüs x nedir? K. Sinüs x de eksi 13 k ise k'lar birbirini götürür. Cevabımız 1 bölü 13 olur. Tabii ki de eksi 1 bölü 13 olacaktır. Bizden sekant alfayı istiyor. İkiz kenar üçgen var. Çok güzel. Sekant yani bir trigonometrik değer. Trigonometrik değer bir dik üçgen arıyor mutlaka. Dik üçgen arayacağız. O zaman ben buradan bir dik indiriyorum. Sekant alfayı bulabilmek için. Şöyle yanlış oldu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir dik indirdiğim zaman. İkiz kenar üçgende. Diklik var. İkiz kenar üçgense. Kenar ortaydır. Yani 9 9 olarak böler. Çok güzel. 9 10 var. Şu A H diyelim şuraya. A H uzunluğunu nasıl bulabilirsin? Pisagor bağıntısından. 9'un karesi artı x kare eşittir 10'un karesi. 9'un kare 81 artı x kare eşittir 100 ise. x kare eşittir 100 eksi 81'den. Burası 19 gelecek. x kare eşittir 19. x eşittir kök 19. Bakın x'imizin kök 19 olduğunu biliyoruz. Şimdi sekant alfa neydi? S ile başladı. Yani tersi kosinus alfaydı. 1 bölü kosinus alfa. O zaman ben buradan kosinüsü bulacağım. Kosinüs alfa neydi? Karşının değil komşunun komşunun hipotenüs oranıydı. Yani 9 bölü 10'du arkadaşlar. Kosinüs alfa 9 bölü 10 sa ters çevrildiğinde 10 bölü 9 olacak. Evet şu x'e gerek kalmadı ama yine de bulmak istedim arkadaşlar. Cevabımız 10 bölü 9 olacaktır. Evet sorumuza bakalım. Sinüs x artı kosinüs x'in 2 bölü 3 olduğunu vermiş. Bizlere sekant x ile kosekant x'in toplamını istiyor. Evet sekant x neydi? 1 bölü kosinüs x'ti. Kosekant da neydi? 1 bölü sinüs x'ti. Bunu bulacağım. Bizden bunu istiyor. Payda eşitleyelim. Sinüs x ile kosinüs x ile payda eşitliyorum. Bizden istediği ifade şu. Sinüs x artı kosunuz x bölü sinüs x çarpı kosunuz x'in değeri. Üstteki değeri biliyorum ama alttaki değeri bulabilmem için her iki tarafında karesini alıyorum. Karesi nasıl alınır? Birincinin karesi sin kare x artı kos kare x artı bunların iki katı. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Bu şekilde yazdım. E, sin kare artı kos kare neydi? Açılar da aynı olduğu için yani x'ler de aynı olduğu için burası 1'di. 1 artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x değil midir burası? Evet. Bu da neye eşittir? 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4 bölü 9'a. 1'i karşıya atacağım. 2 sinüs x çarpı kosünüs x'in 1. 4 bölü 9 eksi 1 olduğunu biliyorum. Buradan da 2 sinüs x çarpı kosünüs x'in eksi 9 artı 4'ten eksi 5 bölü 9 her tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman sinüs x çarpı kosünüs x'in eksi 5 bölü 18 olduğunu söyleyebilirim. Evet devamını şuradan devam edeceğim. Sinüs x artı kosinüs x neydi? 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 bölü eksi 5 bölü 18. Ters çevirip çarptığım zaman 36 bölü eksi 15. Hatta bu da 3'e bölünüyor. 3'e böldüğüm zaman 12 bölü eksi 5 şeklinde ne yapabilirim? Bulabilirim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. Bir diğer soruyla devam edelim. Tanjant 3 pi artı alfa artı kotanjant 35 pi bölü 2 eksi alfa en sade hali nedir diye sorulmuş bizlere. Şimdi öncelikle ben bunun esas ölçüsünü almam lazım. Çünkü 3 çarpı 180'den 540 derece yapacak ki bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Artı mı eksi mi ne olduğunu bilemiyoruz bin esas ölçüsünü alalım. 3 büyü 1'i 1 gibi düşünelim. Esas ölçü neydi? 2 pi'ydi değil mi? 2 pi'nin katları esas ölçüye göre. 3 pi 3 pi'den 2 pi'yi çıkartalım. 2 pi'yi niye çıkartıyorum? Esas ölçü. Çünkü bakın mesela birim çemberi hayal böyle. Her 360 derecede bir tekrar edecek. Bakın bu 360 derece bir de 1 pi kadar gitmiş. 1 pi kadar gitmiş. Şöyle. O yüzden pi kadar esas ölçüsü. Yani o zaman bizim istenen ifade şu. Tanjant pi artı alfa artı. Şimdi kotanjanta da bakalım. 35 pi bölü 2'yi de esas ölçüsünü alacağım. Payda 2 de çarpıyoruz. 35 bölü 4 oluyor. Evet 8 kere 4 32. Elde kalan 3. O zaman ne olmuş olur arkadaşlar? Aynen öyle sizlerin de söylediği gibi. 3 pi bölü payda aynen kalır. Bakın bunun 2 katını alıyorum. Ama payda aynen kaldı. 3 pi bölü 2 eksi alfa. Şimdi tanjant 180'de isim değiştiriyor muydu? İsim değiştirmiyordu. Mesela 181 derece olduğunu varsayalım. Alfanın 1 olduğunu varsayalım. Birim çemberdeyiz. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Şimdi arkadaşlar şuradan detaylı göstereyim. Evet. Ikin, üçüncü bölge değil midir? 180 artı alfa. Yani şuralarda. Üçüncü bölgede tanjantın adı geçtiği için neydi bütün sınıf kara tahtada da coşar. Yani üçüncü bölgede tanjant da kotanjant da artı. E tanjant istemiş bizden o zaman burası tanjant alfadır artı olduğu için. Eğer mesela tanjant pi eksi alfa deseydi o zaman ikinci bölgeye kayardı açımız. İkinci bölgeye kaydığı için de eksi tanjant alfa olurdu. Tamam mı? Ama evet arkadaşlar. Pi ve 2P'de 2P'de isim değiştirmez ama pi bölü 2 ile yani 90 derece ile 3 pi bölü 2 de 90 ve 270 derecelerde isim değiştirir arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın. Kotanjant 3 pi bölü 2 pi'nin 180 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 çarpı 180 bölü 2'den 270 derece. 270 derece dediğim ifade neresi? Şurası. Tam bu nokta. 270 derece. Şurası. 270 dereceden alfa kadar çıkmış. Yani 3. bölgede bir açımız. Tamam mı? Üçüncü bölgede. Mesela 269 derece bir olarak düşünün. Üçüncü bölgededir. Eğer artı olsaydı dördüncü bölgede olacaktı. E şimdi 3 pi bölü 2 de isim değiştiriyor. Kotanjant ne oluyor? Tanjant oluyor. E artı. O zaman tanjant alfa artı tanjant alfadan cevabımızın 2 tanjant alfa olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada dikkat edeceğim nokta şu. 180'e gıdım ekliyorsam Üçüncü bölgedeyim. 270'ten de alfa kadar çıkardığım zaman yani herhangi bir değer çıkardığım zaman da yine üçüncü bölgede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Tamam. Bu dediğim iki şeyi anladıysanız arkadaşlar buradan yapamayacağınız soru yok. Bir de şu mantığı da anladıysanız isim değişmez. isim değişir. Evet diğer sorularla devam edelim arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz aşağıda verilenlerin esas ölçülerini bulunuz diyor. Esas ölçü neydi arkadaşlar? Birim çemberden çıkan bir kavramdı. 360 derecede bir açı birbirinin ne vardı? Yenilerdi işte 360, 720, 1080 gibi. 3 3P, pi bakın 3 pi'den ben 2 pi'yi çıkartıyorum ve diyorum ki bunun esas ölçüsü pi'dir. Aslında mantıktan da yapabilirsiniz. Hocam işte ben bunu anlamadım mesela. Pi'li sorularda mesela ben bunu anlamadım. Hemen pi ile çarp. 3 çarpı 180 nedir? 540 derece mi? 540 dereceyi 360'a böl. Çünkü esas ölçü neydi? 360 derecedi. Bir kere 360, 360. Geriye kalan 180 senin neyin olmuş olur? Esas ölçün olmuş olur. E 180 de zaten pi'ye eşit değil mi? Pi'ye eşit tamam Aynı mantıktan yapabilirsiniz. Eksili sorular var. Eksi görmeden düşünelim. Şuradan hemen 35'i 4'e 4 çarpı 2'den 8'e bölüyorum. 8 kere 4, 32. Elde kalan 3. O zaman ben 35 Evet bu ne olmuş olur arkadaşlar? Böyle kalırsa, yani böyle ne olmuş olur? Eksi 3 pi bölü 4 olur değil mi? 3 eksi olduğu için eksi 3 pi bölü 4. Daha bir ben buna artı 2 pi ekliyorum. 4 kere 2 8, 8 eksi 3'ten de 5 pi bölü 4'ü yakalıyorum. Ya da siz işte bunu 2 pi ekleye ekleye gidebilirsiniz. Ama ne yaptım? 8'e böldüm. Eksi 3 pi bölü 4 olarak buldum. Esas de neydi? 2 pi idi. 2 pi ekledim. 5 pi bölü 4 olarak buldum. Çünkü eksi 1 derece gibi bir trigonometrik değer yok. Pozitif olacak. 5 pi'nin esas ölçüsü nedir? Artık anladınız arkadaşlar. Yani 5'i ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Kalan ne? 1. Kalan da bizim. Yani pi'dir. Pi olarak bulunur esas ölçüsü. Tamam Aynı mantık. O zaman şunlar. Evet bunu anladık inşallah. Tamam mı? 4 pi 720 derece. 360'ın iki katı zaten sıkıntı yok. Şimdi 1840 dereceye gelelim. Ne yapacağım? 1840'ı da 360'a böleceğim. Düşünüyorum 360. 2 katı 720. 720 2 katı 1440. 5 katı olsa 1800 olur. O zaman ben 6 katını alacağım. Çünkü 1800'den de fazla 5 katını alacağım. Çünkü 360 çarpı 5'tir 1800'dür. Kalan 40 derece bizim esas ölçümüzdür. Kalan bizim 40 derece nedir? Esas ölçümüzdür. Tamam. Hocam ben 40 dereceyi mesela radyan olarak göstermek istiyorum diyelim. O zaman yanına pi ekliyorsun. 180'e bölüyorsun. Sonra bu sıfırları götürüp işte 4'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 2 pi bölü 9 olarak radyan cinsinden gösterebilme şansın var. Eksi 1850 diyor. Şimdi 360 çarpı 5800'de 360 ile 6'yı çarpalım. Bunu ekleyelim. Esas ölçü bulmuş oluruz. 6 kere 0 0. 6 kere 6 36'nın altı sayı var 3. 3 kere 6 18. 3 daha 2160. 1850. 0. 6'dan 5 çıktı 1. 11'den 8 çıktı 310. Esas ölçüsü neymiş? 310 derece iyiymiş arkadaşlar. Hemen 7 pi bölü 2'yi de bulalım. 2 katını alacağım 4. 1 kere 4 4. Geriye kalan 3. 3 bizim neyimizdir? 3 pi bölü 2 olan esas ölçümüzdür. İnşallah burayı anlamışsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bu sorumuz biraz daha güzel bir soru. 8. soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Sinüs 110 derece x olduğuna göre sinüs 20 artı kosinüs 290 derecenin ilk cinsinden değerini bulunuz diyor. Şimdi ben sinüs 110'u şöyle hayal edebilirim. Sinüs 90 artı 20 diye hayal etsem mesela. Evet. 90 derecede isim değiştirir. Ne olur? kosinüs olur. Sinüs 110 derece. 110 derece ne yapar? İkinci bölge yapar. Birim çemberi düşünüyorum. 0, 90 birinci bölge. 90 180 ikinci bölge. 110 derece ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüs artıdır. O zaman burası kosinüs 20 olur. Tamam. Kosinüs 20'nin x olduğunu istiyor bizden. Kosinüs 20'nin x olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi diğer değerlere bakalım. Mesela kosinüs 290'ı. Kosinüs. Bakın. Mesela burada işte 360'a göre niye açmıyorum? Açabilirim. Ama sinüse geçmem lazım. Sinüse geçebilmem için de ya 90 dereceye dönüştürmem lazım ya da 270 dereceye dönüştürmem lazım. Ben diyorum ki 270 artı 20. Bu kadar. Evet. E 270 nedir? Kosunuz 270 artı 20. Yani kosunuz 290 4. bölgededir. 4. bölgede artı olduğu için artı sinüs 20 olur. Neden? Çünkü burada da sinüs üremi var. He hocam mesela kosunus şöyle yapsam. 360 eksi 70 yapsam. E zaten artık kosinüs 70 olarak bıraksam bir daha bunu sinüs 20'yi kosinüs 70'e dönüştüreceksin. Aynı şey uğraşmaya gerek yok. Sinüs 20 sinüs 20 bizden 2 çarpı sinüs 20 derecenin x cinsinden değerini istiyor. Şimdi kosinüs 20 dereceyi biliyorum bir dik üçgen çizelim. Çizdim. Burası 90 derece olsun. 20 derecemiz var. E buraya da 70 derece kalır. Tamam Şimdi kosinüs 20 derecenin x olduğunu biliyorum. Şimdi kosinüs evet şimdi burada ayarlayacağım nokta şu. Buranın 1 olduğunu varsayalım. Buraya a diyorum. Buraya da x diyorum. Çünkü bilmediğim için. Aynen öyle. Kosinüs 20 derecenin x olduğunu bildiğim için kosinüs 20 nasıldır? Karşının değil de komşunun hipotenüs oranı. Tamam mı? O yüzden buraya x yazdık. Buraya neden x yazdık? Kosinüs 20 x'miş. Kosinüs 20 nedir? Karşının değil de komşunun hipotenüs oranı. x bölü birden x'i yakalayabilmek için. Evet burayı anladıktan sonra arkadaşlar. Şimdi Pisagor bağıntısı. A ile A kare artı x kare birdir. A kare artı x kare eşittir 1. E bunu karşıya atalım. A kare eşittir 1 eksi x kare. Evet 1 eksi x kare. Her tarafın karesini alırsam a eşittir. Kök içerisinde ne olmuş olur? 1 eksi x kare olmuş olur. A'yı da bulmuş oldum. E, a dediğim şey neydi aslında? Sinüs 20 bak a. Sinüs 20'yi bana yazdınız. Sinüs 20. Karşının hipotenüs oranı a bölü 1. Yani sinüs 20 dediğim ifade ne oldu? A'ya eşit oldu. E, a ne? 1 eksi x kare. Bizden 2 sin 20'yi istiyor. Sinüs 20 a ise 2 a'yı bulacağım. Yani 2 çarpı 1 eksi x karenin köklü hali. Yani cevap budur. Neden hocam kosinüs 20'den sonra buraya dik üçgen çizdik? Çünkü trigonometrik değerler bir dik üçgenden çıkar arkadaşlar. Tamam inşallah burayı anladınız. Şimdi geldim bir güzel soruya daha. Artlar arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki buraya tanjant x olarak kabul edeyim. Burası y olsun. Komple tabii. Şöyle komple kabul ediyoruz. Şimdi arcsin 5 bölü 13'ü şöyle diyelim. arcsin 5 bölü 13. Eşittir x'e. Bunun tersini aldığımız zaman ne olmuş olur? Sin x eşittir 5 bölü 13 gelmiş olur. Aynı mantık şunun içinde yapalım? Arc Sinüs 24 bölü 25. Sanki tersini alıyormuşum gibi. Y buraya ark ark gider yani ne olmuş olur? Sinüs sinüs y 24 bölü 25 olur arkadaşlar. Soruyu buradan çözeceğim. Peki ne yapacağım? Evet tabii bir dik üçgen çizeceğim. Çizdim. X yaptım. Sinüs x sinüs neydi? Karşının hipotenüs oranıydı. 5 12-13 özel üçgeni vardı arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. Hatırlamıyorsanız buraya a diyeyim 5'in karesi artı a kare eşittir 13'ün karesinden de yapabilirsiniz. Bu kalsın arkadaşlar. Şimdi aynısını burada yapalım. Evet sinüs y. Dediğim gibi trigonometrik değerler bir dik üçgenden çıkmaktadır. Y diyorum. Sinüs. Sinüs y'yi nasıl bulacağım? Karşının 24 var. Komşuya oranı 7, 24, 25 özel üçgenden buldum. Şimdi bana ne diyor? Tanjant x'i bul. Tanjant x'i bulalım. Tanjant karşının komşu oranı 5 bölü 12'dir. Peki bana ne diyor? Kosinüs y'yi bul. Kosinüs y komşunun hipotenüs oranıdır. Artı 7 bölü 25. Evet arkadaşlar cevabımız 5 bölü 12 artı 7 bölü 25 olarak ne yapabiliriz? Bırakabiliriz arkadaşlar. Yani çok da şey yapmak isterseniz işte bunu ne yapabiliriz? 25 ile çarpalım. Bunu da 12 çarptığımız zaman 25 çarp 15 125 artı 7 kere 10 70 2 kere 7 14 84 bölü 25 çarp 12 ne yapar? 150 300 yapar. Hadi 125 ile 84 toplayalım. 200 205 209 bölü 300 gibi bir ifade olur arkadaşlar. Bakın çok abartılı ifade geldi. Tamam. Ama mantık buydu arkadaşlar. Artları bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. İnşallah arkadaşlar bu soruyu anlamışsınızdır. Takıldığınız yer olursa aşağı yorumları yazın. Ben hemen geri dönüş yapacağım. Şimdi 10. soruya baktık. Bak noktanın t ile ilgili çıkabilecek en kolay sorulardan birisi budur. Neden? Bir nokta eksenin üzerinde ise x ekseni üzerinde ise y'si sıfırdır. Bakın burası x. E burası da sıfır olsun zaten değil mi? X ekseni üzerinde ise y'si sıfırdır. Yani m eksi 2 eşittir sıfırdan m'in 2 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Y ekseni üzerinde ise ve burası x burası y. Y ekseni üzerinde ise x'i sıfırdır. Yani m n artı 1 eşittir sıfırdan n eşittir eksi 1. E m artı neyi istiyor? m'im 2 n'im de eksi 1 olduğu için cevabım 1 gelecektir. X ekseni üzerinde ise y sıfırdır. Y ekseni üzerinde ise x sıfırdır. Bu kadar arkadaşlar. son sorularımız. A eksi 2 3. B, B A virgül eksi 1 ve C 3 nokta B olmak üzere. B noktası. A C'nin orta noktası ise. Şimdi böyle hayal ediyorum. A noktası var. B noktası A C'nin orta noktası. O zaman B'yi de şu noktaya hayal edelim. A'ya eksi 1. Bakın A Evet şimdi orta nokta dediği için arkadaşlar bu buralardaki mesafeler eşit. Şimdi bakın mantıktan yola çıkalım. Mantık yapalım biraz. Bak. 3'ten eksi 1'e kadar değişim 4. O zaman eksi 1'den de artı 4 ekleyeceğim. Yani b ne olmuş olur? Tabi özür diliyorum. Eksi 4 olacak. 3'ten eksi 1'e eksi 4 olur. Eksi 4. Eksi 1'den eksi 4'e kadar da b eksi 5 olacak. Tamam. 3'ten eksi 1'e eksi 4 değişim. Eksi 1'den de eksi 4 değişim eksi 5 olur. Şimdi bakıyorum. Eksi 2'den a'ya kadar değişim var. A'dan 3'e kadar değişim var. Bak. Eksi 2'den a'ya gitmişim. Bu mesafe ile 3'ten a'dan 3'e gidilen mesafe aynı. Evet. Şimdi şimdi burada düşünelim. Ne yapabiliriz? Ne olacak? Küsuratlı gelecek Eksi 2'den 3'e kadar ne kadar mesafe var? 5 birim mesafe var. 2.5'unu burada gidecek. O zaman a küsuratlı gelecek. Yani eksi 2'den 2.5 kadar ekleyeceğim. a küsuratlı bir şey olan ne gelebilir? Eksi 2'den 2.5 0.5 gibi. 1.2 gibi arkadaşlar bakın. 2.5 birim eksi 2'den 2.5 birim 0.5 olur. a'dan da 3'e 0.5 birim ne olmuş olur? 2.5 olur. Yani 2.5 birimlik değişim olmuş olur. Eksi 2'den 0.5'e 2.5 değişim. 0.5'ten 3'e kadar da 2.5'luk değişim. A'mızın eksi 5 olduğunu B'mizin de ne olmuş olduğunu bulduk. Eksi 5 olduğunu özür dilerim. A'nın 0.5 olduğunu tabii ki de artı B'nin de eksi 5 olduğunu bulduk. Evet şimdi üçgen ağırlık merkezinde şöyle bir ağırlık merkezi olarak kabul edelim. G noktası x'e y. İşte A'nın eksi 2'ye eksi 1 B'nin 0'a 3 C'nin 5'e 1 olduğunu biliyorum. Ağırlık merkezinin mantığı şudur arkadaşlar. X1 artı X2 artı X3 bölü 3 virgül. Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3'tür. Bu kadar basit. Hemen X1'e bakalım. Eksi 2 0. Eksi 2 yapar. 5 daha 3 yapar. 3 üç bölü 3'ten 3 üç bölü 3'e virgül. Y1 eksi 1 3. Ne yapar? Artı 2 üç yapar. Artı 2 1 daha 3 yapar. 3'e 3 olur. Yani G'miz bire birdir Ağırlık merkezinin koordinatları. Evet arkadaşlar. M trigonometremle nokta ile ilgili birbirinden güzel 10-11 bir tane soru çözdük. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.